Arkadaşlar merhabalar. Kombinasyon konusuna geldik. Önce hemen şunu söyleyeyim. Permütasyon konusunda eksikleriniz varsa veya bir daha tekrar etmek istiyorsanız TYT, AYT oynatma listesinden veya ayrıca permütasyon oynatma listesinden permütasyon videolarını ve sorularını izleyip çözebilirsiniz. Onu en başta söyleyeyim. Çünkü kombinasyon konusunun içinde permütasyon soruları da olacak. Zaten bundan sonraki sorularda artık her ikisini birden kullanabiliriz. Sebebi de bazı sorularda öyle bir denk geliyor ki hem seçmen lazım hem sıralaman lazım. Bu yüzden permütasyon bilgisi gerekli kesinlikle burada. Şimdi başlayalım biz. 3 tarih, 3 kimya, 3 fizik öğretmen arasından 4 kişilik bir kurul oluşturulacaktır. Her branştan en az bir kişi olmak şartıyla bu dört kişilik kurul kaç farklı şekilde seçilebilir? Şöyle olabilir. Birincisi iki tarih, bir kimya, bir fizik olur. İki kimya, bir tarih, bir fizik olur ya da iki fizik, bir tarih, bir kimya olur. Bu üç durumu da ayrıca inceleyeceğiz. Seçmek arkadaşlar kombinasyonda şöyle bakın. Bu şekilde gösteriliyor. Bu ne demek? Hemen size söyleyeyim. Yukarıyı azalarak iki kere açacaksınız demek. 3 çarpı 2 demektir yani. Aşağıya da iki faktöriyel yazacaksınız demektir. Hiç bilmeyenler için. Dolayısıyla yapalım. 3'ün ikilisi 3'ün birlisi ve 3'ün birlisi. Sonra artı diyeceğiz. Yeni bir durum çünkü. 3'ün ikilisi, 3'ün birlisi, 3'ün birlisi. Yine artı 3'ün ikilisi, 3'ün birlisi çarpı 3'ün birlisi. Bakın her biri 3'er kişi olduğu için aslında şu kısım böyle yazmayıp direkt 3 ile de çarpabiliriz. 3'ün ikilisi, 3'ün birlisi, 3'ün birlisi. Bundan 3 defa olacak. Çünkü ya 2 tane tarih ya 2 tane kimya ya da 2 tane fizik gelecek. 3'ün ikilisi 3 çarpı 2 bölü 2 faktöriyel. 3'ün birlisi açma yani bir kere açmak demek kendisi zaten 1 faktöriyel. Yine 3'ün birlisi 3 bölü 1 faktöriyel çarpı 3. Böylece 81 oldu. Bundan sonraki sorularda böyle uzun uzun yapmayayım. Şunu söyleyeyim. Örnek 8'in üçlüsü nedir dersem artık siz şunu anlayacaksınız. 3 kere aç azalarak birer birer aşağıya da faktöriyel listesini yaz. Tamam mı? Bu şekilde örnekleyeyim. Bir okulda 7 dersen ikisi aynı saatte verilmektedir. O zaman şöyle yapalım. Bakın. 7 taneden 2 tanesi aynı saatte. Kalan 5 tanesi de arkadaşlar. Böyle farklı saatlerde toplam 7 ders oldu. Burada herhangi 3'ünü seçeceğiz. Kaç farklı şekilde seçebiliriz diyor. 1. Şunları hiç seçmezsin. Sıkıntı duymazsın böylece. Kalan 5 dersen 3'ünü seçersin farklı saatlerde olduğu için. Yeni bir durum. Bu derslerden bir tanesini seçersin. İkinin birlisi. Mecburen kalan 5 dersten de 2 tanesini seçersin. 5'in üçlüsü 10. 2'nin birlisi 2. Iki, 5'in ikilisi 10. Buradan da arkadaşlar 30 geldi. Şu pratik 5'in ikililerini falan uzunca yapmayacağım. Dediğim mantıkla yapın. Yavaş yavaş da alışın arkadaşlar. Bunlarda vakit kaybetmeyelim şimdi. Bir sınıftaki öğrenciler 20 soruluk bir sınavda seçtikleri 10 soruyu cevaplandıracaktır. Öğrenciler ilk 8 sorudan en az 6 tanesini cevaplandırmak zorundadır. Buna göre bir öğrencinin soruları cevaplandırmak için kaç farklı seçeneği vardır? Yapalım. Şimdi arkadaşlar bir kere ilk 8 sorudan 6 tanesini seçsin çözmek için. Geri kalan 12 sorudan 4 tanesini seçmek zorunda. Yeni bir durum. 8 sorudan 7'sini çözmek için seçer. Geri kalan 12 sorudan arkadaşlar daha doğrusu evet 12 sorudan 3 tanesini seçer. Sonra artık 8 sorunun 8'ini de çözer. Geri kalan 12 sorudan da 2 tane çözer. Burada sayılar büyük olacağı için bence böyle kalsın. Bu şekilde yapmış olduk bunu. Sayılar büyük olduğu için cevaplamadım tamamını. Bu özdeş bilye soruları gerçekten tehlikelidir ama bazılarında gerçekten çözüm kolay oluyor. Ben dağıtma problemlerini de ayrı ayrı anlatacağım size arkadaşlar bir föyde. Özdeş 5 bilye 8 çocuğa dağıtılacaktır. Her çocuk en çok 1 bilye alacağına göre demiş. Şunu söylerim. Madem her çocuk en çok 1 bilye alacak. 3 tanesi hiç almaz. Geri kalan 5 tanesi de birer tane alır. Böylece o zaman 8 çocuktan 5 tanesini seçerim. Nasıl olsa bilyeler özdeş. Herhangi birine farklı gelme ihtimali olmadığı için 8'in 5'lisi deriz. Bu arada 8'in 5'lisi 8'in 3'lüsüne eşittir. Hatırlayın alt tarafların toplamı üste eşitse bunları birbiri yerine yazabiliriz. Niye böyle diyorum? 8'i 5 defa açmaktansa 8'i böyle 3 defa açarsın. Aşağıya da 3 faktöriyel yazarsın. İşte cevap 56. Bir toplantı salonunda 15 kişi birbiriyle tokalaşıyor. Bu şu demektir. 15 kişiden 2 kişi seçerseniz bunlar tokalaşır arkadaşlar. 15 çarpı 14 bölü 2. Böylece 15 çarpı 7 105 tokalaşma gerçekleşir. Sonuçta tokalaşma 2 kişi arasında gerçekleşiyor ve 15 kişiden 2 kişi seçmemiz yeterli. 6 kişilik bir arkadaş grubundan 4 kişi internette sohbet edecektir. Bu grup kaç farklı şekilde oluşturulur demiş. Burada da arkadaşlar ne diyeceğiz? 6 kişiden 4 kişi seçmemiz yeterli. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşittir. 6 çarpı 5 bölü 2'den de 15 olur. 8 öğrenci arasından 2 öğrenciye birbirinden farklı birer kitap hediye verilecektir. Bu iki kitap iki öğrenciye kaç farklı şekilde verilir? Bakın şimdi hem permütasyon hem kombinasyon. Neden? 1. 8 öğrenciden 2 öğrenciyi seçeceğiz. 8 çarpı 7 bölü 2'den 28 farklı şekilde. Burada bu iki öğrenciye de diyelim birine A kitabını veriyorsam öbürüne B ya da birine B'yi veriyorsam öbürüne A. Böylece iki durum var. 28 çarpı 2'den 56 tane farklı şekilde öğrencilere kitapları verebiliriz. Dediğim gibi A kitapçı, B kitapçı olsun. Birine A'yı verirsem ikinciye B, birine B'yi verirsem ikinciye A'yı olduğu için o yüzden 2 ile çarptık. 6 kişi arasından 3 kişilik bir ekip ve ekip içinden de bu ekibe bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir demiş. Önce 6 kişiden 3 kişiyi seçiyoruz. Birbirine bağlı durum olduğu için bu 3 kişiden de bir başkan seçiyorum. Sonra arkadaşlar bir de kalan 2 kişiden de bir başkan yardımcısı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi 6'nın üçlüsü 20, 3 çarpı 2 böylece 120 farklı şekilde oldu. Hepsi birbirine bağlı Önce 3 kişiyi seçtim Sonra bir başkan seçtim sonra da bir başkan yardımcısı seçtim arkadaşlar 8 öğrenciden 3 tanesi Kırşehir'e 5 tanesi Urfa'ya 2 farklı grup oluşturularak Kaç değişik şekilde seçilebilir Yerleri söylemiş 8'in üçlüsü Kalan 5 kişi de Kırşehir'e gidecektir O zaman 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyelden 56 oldu. Bu 8 öğrenciden 3 öğrenci, 5 tane öğrenci muhabbeti ile ilgili arkadaşlar çok ayrıntılı durumlar var. O yüzden bunları kesinlikle ayrıca bir de izlemeniz ve çalışmanız gerekiyor. Onu da anlatacağım hiç merak etmeyin. Zaten videoları yüklediğim zaman kombinasyon dağılım soruları diye göreceksiniz. Bir öğretmen ve bu öğretmenin altı öğrencisi vardır. Boş olan 3 koltuğa Öğretmen ayakta kalmamak koşuluyla 3 kişi kaç farklı biçimde oturacaktır? Bir kere o zaman şunu söyleriz. Öğretmen kesinlikle oturacak bu 3 yerden birine öğretmen otursun. 3 hakkı var. Kalan 2 yere kaç öğrenci seçmeliyim? 2 öğrenci. Bakın kombinasyon. Ve bu 2 öğrenci de yer değiştirir seçecekleri yerleri. Böylece 2 faktör yolu olur. Örnek öğretmen diyelim buraya oturdu. Kalan 2 öğrenciden Ö1 diyelim. Öbürü de Ö3. Mesela 3. öğrenci seçtim. Bunlar ikisi yer değiştireceği için iki faktöriyel dedik tamam mı? Haliyle 3 çarpı 6'nın ikilisi 15 çarpı 2'den 90. Bu yüzden diyorum permütasyon bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir torbadan birbirlerinden farklı 4 top, diğerinde birbirlerinden farklı 5 top vardır. İki torbadan da birer kez top çekiliyor her çekişte torbalardan eşit sayıda ve en çok ikişer top çekileceğine göre kaç farklı çekiliş yapılabilir? Birinci torbadan bir top, ikinci torbadan bir top seçebiliriz. Madem eşit sayıda seçmem lazım. Veya birinci torbadan iki top, ikinci torbadan yine iki top seçeriz. Böylece 4 çarpı 5, 20, 6 çarpı 10, 60 80 durum oluşur toplamda. Bir otelde 2 tane 2 kişilik, 1 tane 3 kişilik boş oda vardır. 7 kişi bu odalara kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? Şimdi arkadaşlar 7 kişi var ama totalde toplam 5 kişimiz var. O zaman mecburen şudur. 7 kişiden 2 kişiyi yerleştiririm. Kalan 5 kişiden de 3 kişiyi yerleştiririm. 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşittir. 10'dur. Böylece 210 durum oluşur. Burada şu akıllara gelebilir, bazen oluyor. Hocam dediniz ki önce iki kişiyi yerleştiririm, sonra kalan üç kişiyi yerleştiririm. Burada arkadaşlar sıralama yapmıyorum. Siz isterseniz önce üç kişiyi yerleştirin odaya, sonra geri kalan iki kişilik odaya yerleştirin. Sonuçta burada odaların arasında bir sıralama yok. Bundan dolayı e, seçme sorularında sıralamayı asla hesaba katmayız. Şunu düşünün. Ben dedim ki arkadaşlar sınıftan iki kişi gelsin. Ali önce geldi, Veli sonra geldi. Önemli değil ki. Sonuçta ben iki kişi seçtim. Odalara da yerleştirirken istersen önce Ali'yi yerleştir, sonra Veli'yi yerleştir. Önemli olan o odaya gitmesi. Önemli olan o odayı seçmesi. Bu yüzden bunlarda sıralama önemli değil. Tabi bu konular tehlikeli konular. O yüzden mümkün olduğunca çözümlerde önce bizi taklit etmeniz lazım. Soru tiplerine hakim olmanız gerekiyor. Bu yüzden soru çözümü bu konularda gerçekten önemlidir. Burada da arkadaşlar 5 sınıfa herhangi üçüne hiç öğrenci göndermeyeceğiz. Diğer ikisine de en az bir öğrenci göndereceğiz. Kaç farklı şekilde yerleştirilebilir demiş. 1. Bir, bir kere o zaman 5 sınıftan ikisini seçmeliyiz. Bu iki sınıfa öğrenci yerleştireceğiz. Örnek A sınıfı B sınıfı olsun. Öğrenciler de X Y Z T olsun. Harf önemli değil de söyleyeyim. Sonra bu iki sınıfı seçtikten sonra 4 öğrenciden birini A sınıfına gönderirsin. Öbür 3 kişiyi B sınıfına ya da tam tersi. 4 kişiden 3'ünü A'ya gönderirsin, birini B'ye gönderirsin. O yüzden iki tane durum var burada arkadaşlar. Seçtiğiniz bir kişi A'ya da gidebilir, B'ye de gidebilir. Kişi sayıları farklı olduğu için artı yeni bir durum. Yine 5 kişi sınıftan 2 sınıf seçersin. Bu sefer kişi sayıları aynı. Kişi sayıları aynı olduğu için sakın bir daha 2 ile çarpmayın. 4 kişiden 2 kişiyi seçtik. Bir de arkadaşlar 2 kişiden 2 kişiyi seçtik. Zaten bu şu demektir. 2 kişi ya A'ya gider ya B'ye giderin görüntüsüdür bu. Kişi sayısı aynı olduğunda çarpmanıza gerek yok. Artı başka türlü bir durum var mı? Yok. Böylece en az bir tane yerleştirmiş olduk. 10 çarpı 4 çarpı 2 oldu. Şurası. Burası 10 çarpı 6 çarpı 1'den o zaman 140 geldi arkadaşlar. Çok tehlikeli bu yerleştirme soruları. Bu konuyu iyi anlamak için kombinasyon dağılım videosunu kesinlikle izlemeniz gerekiyor. 3 çocuklu bir ailede anne veya baba yanlarına en az bir tane çocuğunu alarak kaç tane farklı şekilde alışverişe gidebilirler? O zaman şu şekilde Anne veya baba demiş yanlarına bir tane çocuğu. Bir, sadece anne gidebilir ve en az bir tane çocuğunu alacak ya. Anne gidebilir, yanına üç çocuktan birini seçebilir veya üç çocuktan ikisini seçebilir ya da üç çocuktan üçünü seçebilir. Bakın bu bir durum. Ne oldu? Üç, üç daha altı, bir daha yedi. Aynı durumu baba yapar. Üç çocuktan birini seçebilir, üç çocuktan ikisini seçebilir ya da üç çocuktan üçünü seçebilir. Yedi. Son durumda anne ve baba gider. 3 çocuklarından birini birini alırlar ya da ikisini alırlar ya da üçünü alırlar. Böylece bu durum oluşur. Toplam 21 durum oldu arkadaşlar. Veya demek matematikte A olabilir, B olabilir, her ikisi olabilir demektir. O yüzden bu da önemli bir soruydu. 3 basamaklı doğal sayıların kaç tanesinde onlar basamağındaki rakam yüzler basamağındaki rakamdan küçük, birler basamağındaki rakamdan da büyüktür? Örnek 230 7 herhalde değil mi? 10, böyle bir sayı olabilir mi? Evet. Onlar basamağındaki rakam yüzler basamağındaki rakamdan ha küçük diyormuş pardon. Şöyle bir sayı. 321. Onlar basamağındaki yüzler basamağından küçük ama birler basamağından da büyük. Peki biz bunu böyle tek tek sayacağız mı? Hayır. Şunu yapacaksınız. Siz zaten 10 sayıdan. Tabi burada 10 sayı demeyelim. 10 sayı diyelim ya ne olacak? 10 sayıdan 3 sayı seçseniz. 10 tane rakamımız var. Örnek şöyle bir makine düşünün. 10 tane burada rakam var. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 diye. Buradan aşağıya düştü. 0, 1, 9. Bu buna uygun kaç farklı şekilde sıralanır? 1. O da nedir? 910. Başka türlü sıralanma ihtimali var mı? Yok. O yüzden bu soru sıralama sorusu değildir, seçme sorusudur. Aynen dediğim gibi yukarıda sanki sanal bir makine var gibi düşünün. Aşağıya düşen 3 top, 3 rakam topu her zaman bir kere sıralanıyor. O yüzden bu sorularda permütasyon düşünmeyin. 10 sayıdan 3 sayıyı istediğin gibi seçtiğinde muhakkak büyükten küçüğe sıralanacaktır. Böyle bir soruyu 2005'te sormuşlardı arkadaşlar. 120 oldu sorunun cevabı buradan da. 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 6 olduğu için. Bu önemli basamak sorularında birisi diğerinden küçük falan diyorsa seç bırak hiç düşünme sonrasını. Şeklinde verilen A kümesinde ABC pozitif gerçel sayılar. DF ise negatif gerçel sayılardır. Unutmamak için şuraya artı artı yapalım. Eksi eksi yapalım. A kümesinden rastgele seçilen 3 elemanın çarpımının negatif bir sayı olduğu bildiğine göre nasıl olur negatif çarpım? 3'ü birden negatif olabilir ya da 1'i negatif ikisi pozitif olabilir. O zaman 3 negatiften 3'ünü seçersin. Böyle bir durum söz konusu olur. Ya da 3 negatiften ikisini seçersin. Pardon birini seçersin. 3 pozitiften de 2 tanesini seçersin. Böylece ne olmuş oldu burası? 9 e, dokuz artı 1 10 tane durum varmış. Bakalım şimdi diğer soruya. 3 bayan 6 bay arasından 3'er kişilik 3 grup oluşturulup 3 farklı şehre gönderilecektir. Her grupta bir bayan bulunması şartıyla bu 3 grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi arkadaşlar her grupta bir bayan olacak bir kere tamam. 1, bir, 3'ün birlisi kaç kişi göndereceğiz? 3 kişi. O zaman 6 erkekten ikisi. İkinci durum 3 kadın seçe, 2 kadın seçebiliriz. Pardon zaten kadınlar bir tane olacaktı. Yanlış söyledik. Sonra devam ediyoruz. İki kadından bir tane kadın seçeceğiz. Çünkü üç tane grup oluşturacağım. Çarpı artık beş erkekten pardon dört erkek kaldı. Dört erkekten iki erkek seçeceğim. Sonra bir kadından bir kadın mecburen kalan iki erkekten de iki erkek. Niye bunları çarptım? Çünkü bu gruplar birbirine etkiliyor. Ben diyelim Ayşe'yi A grubuna gönderirsem B'ye Ayşe gidemiyor. Bu birbirine bağlılığı gösterir. O yüzden sakın araya artı koymayın. Birbirine bağlı durumlar çarpıdır. Dolayısıyla 3 tane grup böylece oluşturduk arkadaşlar. Buradan da 15 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 6 540 farklı durum oluştu. Bakın 3 grup oluştu. Bu 3 grupta 3 farklı şehre gidecek. Bu şekilde yaparız. Şunu aklınıza gelebilir. Çok tehlikeli bu anlamda soru. Grup sayısı eşit arkadaşlar. Her grupta 3 kişi var tamam mı? Şimdi bu gruplar bu şekilde oluşturulduktan sonra şunu diyebilirsiniz. E hocam niye 3 faktöriyelle çarpmadık? Niye biliyor musunuz? Siz eşit sayıda gruplar oluşturduğunuzda zaten arkadaşlar bu sayılar eşit olduğu için 3 kişilik A grubu, 3 kişilik B grubu, 3 kişilik C grubu diye bunların isimleri yok. Bu grupları siz bölüyorsunuz. Böldükten sonra da farklı şehirlere gönderdiğinizde zaten diyelim Ayşe'nin bulunduğu grup Adana'ya giderken başka bir durumda Ayşe'nin bulunduğu grup Mersin'e gidiyor ve bu zaten bizim hesapladığımız şu durumun içinde var. Bu ne zaman 3 faktöriyelle çarpılır? Grup sayıları farklı olsaydı. Yani bir grup 2 kişilik olsaydı, bir grup 3 kişilik olsaydı, bir grup 5 kişilik olsaydı o zaman 3 faktöriyelle çarpardık. Bu şekilde kişi sayısı aynı olursa çarpmak yok. Kişi sayısı aynı Olmazsa o zaman çarpmak var. Bu çok tehlikeli kritik mevzular arkadaşlar. Bir kere daha söylüyorum. Burasının daha iyi anlaşılması için kombinasyon dağılım videosunun düzgünce izlenmesi lazım. Burada çünkü şu an biraz soru çözüyorum gibi oluyor. Çok aşırı derinine girmiyorum. Ya da gireyim ya. Madem bu kadar bahsediyoruz. Aklınızda soru işareti kalmasın. Orada yine de izlersiniz. Bakın şimdi siz 4 kişi var tamam mı elinizde? 4 kişiden 2 kişilik 2 ki grup oluşturduğunuz. Biri iki kişilik, öbürü de iki kişilik. Bunlardan biri Adana'ya gidecek, biri de Bursa'ya gidecek olsun. Tamam mı? Şöyle, dördün ikilisi, ikinin ikilisi. Bırak geç. Diyelim dört kişiden bir kişilik ve üç kişilik gruplar oluşturacaksınız. Bunlardan... Bir tanesi Adana'ya gidecek, bir tanesi Bursa'ya gidecek. Hangisini söyledim mi? Hayır. O zaman 4 kişiden 1 kişi seçerim, 3 kişiden de 3 kişi seçerim. Bir kişilik grup mu Adana'ya gidiyor? Bir kişilik grup mu Bursa'ya gidiyor? Söylememişim. O zaman 2 ile çarpacağım. Bir de bunun üzerine şu yorum var. 4 kişiden 1 kişi Adana'ya gidecek. Direkt isim verdim bak. 4 kişiden 1 kişi Adana'ya gidecek. 3 kişiden de 3 kişi Bursa'ya gidecek. Dediğim an artık yine çarpma. Neden? Burada artık sana direkt bir kişinin Adana'ya, 3 kişinin Bursa'ya gideceğini söyledim. Eğer bir kişi ve 3 kişilik grup seçeceğim ama nereye gideceğini söylemiyorsam bu A'ya gidebilir, B'ye gidebilir. B'ye gidebilir, A'ya gidebilir olduğu için 2 ile çarpıyorum. Burada niye hiç çarpmıyorum? burada Buradaysa arkadaşlar zaten grupları eşit böldüğüm için yer değiştiriyorlar. X'ye ZT kişileri olsun. X'ye Bursa'ya giderken ZT Adana'ya gidiyor. Ya da X'ye Adana'ya giderken ZT Bursa'ya gidiyor. Bu durumların içinde zaten saymış oluyoruz farkında olmadan x, y, z, t, x, t, y, z, x, z, y, t şeklinde arkadaşlar. E bir de bunu yer değiştiriyor. Z, t, x, y, y, z, x, t, y, t, x z diye yer değiştirip 6 kişilik 6 farklı durum zaten oluşuyor. Bu durumda da hakikaten biri Adana'ya giderken öbürü Bursa'ya gitmiş oluyor. Bu şekilde o yüzden kişi sayısı aynıysa çarpma. Farklıysa ve nereye gittiklerini bilmiyorsak çarp. Farklıysa ama gittikleri yer belliyse o zaman yine çarpma. Kritik gıcık mevzular gerçekten. Kombinasyonun en pis yerlerinden biri dağılım sorularıdır. Ali'nin birbirlerinden farklı 5 tane 1 bir liralık, birbirlerinden farklı 6 tane 50 kuruşluk bir posta pulu vardır. Ali postalama ücreti 4 lira olan mektubu ödemesini karşılayacak şekilde bu pullarla kaç değişik grup oluşturabilir? Şimdi bir kere 4 lirayı nasıl ödeyebilir? 4 tane 1 lirayla. O zaman ve bunların hepsi birbirinden farklı 1 liraymış. Yani kodları farklı demektir. Tabii nasıl olacak? Yani birinin üstünde 2016 yazıyordur, birinin üstünde 2019, birinin üstünde 2003 gibi öyle düşünün yani 1 liraları. Haliyle o zaman 5 farklı 1 lira dediği için 5 farklı 1 lirayı 4 farklı şekilde seçerim. Şey 4 tane seçerim. 5'in 4'lüsünden 5 tane olur. Sonra arkadaşlar 4 lirayı başka nasıl oluşturabilirim? 3 tane 1 lira kullanırım. 2 tane 0.5 lira kullanırım. Böylece 5'in üçlüsü çarpı kaç tane 50 kuruşluk vardı? 6. 6'nın ikilisi. Ya da ne derim? 2 tane 1 liralık, 4 tane 0.5 liralık. Böylece 5'in ikilisi 6'nın dörtlüsü. Başka bir tane 1 liralık kullanırım. O zaman 6 tane 0.5'lik kullanırım. 5'in birlesi çarpı 6'nın 6'lısı. Böylece bunları toplayacağız arkadaşlar. Eşittir. 310 oluyor. Şu ara işlemleri yapmadım vakit kaybetmemek için. Bazı sorularda gerçekten böyle tek tek düşünmeniz lazım. Kombinasyon permütasyon konusunun gerçek adı sayma ve olasılık konusu. O yüzden bazı sorularda tek tek saymanız bile gerekecek. Kümesinden çarpımları tek sayı ve toplamları pozitif sayı olan 3 eleman kaç farklı şekilde seçilebilir? Çarpımları tek sayı olacak, toplamları da pozitif olacak arkadaşlar. İki durumumuz var. Çarpımların tek olması için bütün elemanların tek olması lazım. Dolayısıyla eksi 3, eksi 1, 1, 3 ve 5'ten toplam oluşturabiliriz arkadaşlar. Ve bu toplamın pozitif olmasını istiyoruz. O zaman şunu söyleyebilirim bakın. Bir kere eğer ben 3 ve 5'i seçersem 2 tanesini seçtim zaten. Geriye artık bu 3 sayıdan herhangi bir tanesini seçsem de zaten toplam pozitif olacaktır. Sadece 5'i seçersem geri kalan 3 hariç 2 sayıdan herhangi ikisini seçsem yine toplam sıfır, e, pozitif olur. Örnek 5'i seçtim. 3-1'i eksi eksi seçsem bile pozitif oluyor. Dolayısıyla burada da artık herhangi 3 sayıdan ikisini. 1'i, eksi 1'i ve 3'ü fark etmez. Sadece ama burada ne yaptım? 5'i seçtim arkadaşlar. Sadece 3'ü seçersem o zaman toplamın pozitif olması için ne olması lazım? 3'ü seçtiğim zaman eksi 1, eksi 3'ü seçersem olmaz. Haliyle ne olacak? Eksi 3, eksi 1 ve 1'den eksi 3 olduğu zaman toplam negatif olacak veya 0'a eşit olacak. Bu yüzden eksi 3 hariç Eksi 1 bir ve 1'i seçebilirim. Ya da 3'ü seçtiğim zaman eksi 3 seçersem bir de yanına 1'i seçerim. O zaman böyle de 2 tane durum var. Totalde 8 tane durum oluşmuş oldu. Bakın saydık burada aslında bir nevi tek tek. Bir de şunu söyleyeyim. Yazılı sınavında tabii ki yapacak bir şey yok ama test sınavında, ÖSYM sınavında arkadaşlar Şıklar çok büyük değilse belki tek tek sayılabilir bile ama AYT'de TYT'de biraz sıkıntı çıkarabilir, vakit kaybına sebep olur. Ali ve Cem'in de içinde olduğu 7 kişiden 4 kişilik bir takım oluşturulacaktır. Ali takıma seçildiğinde Cem'in de takıma seçilmesi koşuluyla bu takım kaç farklı şekilde oluşturulur? İyi düşünmeniz lazım. Bakın Ali takıma seçildiğinde Cem de seçiliyorsa o zaman bunların takımda kafadan olduğu, Ali ve Cem'in olduğu İlk kişi var geriye iki kişi kaldı. O zaman bunlar zaten seçildi. Birinci durum kalan beş kişiden iki kişi seçeriz. Eğer sadece Cem seçilirse Ali ile ilgili özel bir durum yok. Sadece Cem'i seçtim diyelim. O zaman kalan beş kişiden üçünü seçerim. Ali'yi hiç almam. Ya da bunların ikisi de hiç seçilmez. Beş kişiden dört kişiyi rahatlıkla böyle seçerim. 10 şu beşin üçlüsü de 10, bir de buradan 5 toplam 25 durumu oldu arkadaşlar. Bir 25 dakika falan oldu herhalde. Konu gerçekten uzun. 8 sayfa var. Şu anda 3. sayfanın yarısındayız. Yani 2,5 sayfa işledik. Kalan soruları da arkadaşlar diğer videolarda böyle 20-25'lik partlar halinde çözeyim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Konu bir nevi devam ediyor. Şu an belli soruları çözdük.